Saygıdeğer katılımcılarımız ve değerli konuklarımız, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Finans Dünyası Dergisi Stratejik Partnerliği, APS Tekstil, Denizbank, Gülsen Holding, Türk Ekonomi Bankası ve Türk Telekom Oturum Sponsorluğu, Big Brand Sponsorluğu, Dünya Gazetesi Canlı Yayın Sponsorluğu ve Berse İletişim Grubu Medya İlişkileri Sponsorluğunda gerçekleşen 20. Forum İstanbul Konferanslarının bugünkü son oturumu Türk Ekonomi Bankası oturum sponsorluğunda gerçekleşen Küresel Trend Fintech oturumuna hoş geldiniz. Oturuma geçmeden evvel bir kez daha hatırlatmak isterim. Oturum süresince Forum İstanbul 2023 hashtagini kullanarak bizlere yorum ve sorularınızı yollayabilirsiniz. İzlemekte olduğunuz Dünya Gazetesi YouTube ve Facebook kanalları üzerinden yazdığınız tüm soru ve yorumlar değerli konuşmacılarımız ve moderatörlerimizle buluşuyor olacak. Soru ve yorumlarınızı bekliyoruz. Oturumda değerli konuşmacılarımızın ele alacağı konu başlıklarını kısaca sizlere aktarmak isterim. Oturumda fintech uygulamaları KOBİ'lerin finansmana erişiminde nasıl katkı sağlayabilir? Açık bankacılıkla bankalar nasıl gelirlerini artırabilecek, yeni müşteriler çekebilecek, kendilerini yeni işbirliklerini açabilecek ve rekabette öne çıkabilecekler? Fintech avantajlarından yararlanmak için siber güvenliğin önemi nedir? Fintech endüstrisinin gelişimi sonucunda bireylere ve KOBİ'lere yenilikçi, hızlandırıcı çözümler sunulmasının ve açık bankacılık yöntemlerinin teşvik edilmesinin e-ticaret ekosistemine kazandıracağı ivme nedir? Big Tech'lerin Tekfin olarak finans ekosistemine dahil olmasıyla neler değişiyor? Sigortadan InsurTech'e nasıl evrildik? Finansal ve teknolojik regülasyonlarla müşterilerin sisteme güveni nasıl maksimize edilir ve sistemin içerdiği riskler nasıl minimize edilir? Dünyanın en büyük fintech hub'ları olan San Francisco, Londra, New York, Singapur sıralamasında İstanbul'un da olması için girişimler nasıl desteklenmelidir? Sorularının cevaplarının aranacağı oturumu yönetmek üzere Bloomberg Business Week yayın koordinatörü Sayın Ruhi Senyeri ve konuklarımız SC Yönetim Danışmanlığı kurucu ortak Sayın Doktor Soner Canko, KPMG Türkiye Fintech Sektör Lideri, Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Sayın Sinem Cantürk, CoinShares CSO'su Sayın Meltem Demiröz, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Başkanı Sayın Burhan Eliaçık ve TEP Dijital Bankacılık Grup Direktörü Sayın Serkan Pargan'ı yayına davet ediyor ve sözü kendilerine bırakıyoruz. İyi seyirler. Değerli konuklar, değerli katılımcılar. Forum İstanbul'un 20. yılı nedeniyle düzenlenen ve ana teması yarınlar olan etkinlikler dizisinin Fintech oturumuna hoş geldiniz. Katılımcılarımızı duydunuz. Şimdi ben öncelikle Soner Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum. Bu fintech hayatımızda son 20 yılda giren kısaltılmış ve kısaca finansal hizmetleri iyileştirmek için teknolojiden yararlanan yıkıcı bir finans endüstrisi olarak tanımlanan bir kavram ve hedefi müşterinin maliyetini düşürmek, hayatını kolaylaştırmak. Soner Bey, sizden ricamız bize bu fintech olayının bir kısa tarihçesini anlatabilir misiniz ve biraz da geleceğe ilişkin bilgi rica edelim. Evet efendim, çok teşekkür ederim. Değerli konukları selamlayarak başlayalım. Ben kendi tarihçemi ve kendi segmentasyonumu şöyle yapıyorum Ruhi Bey, fintech ile ilgili. Geçmişte aslında teknoloji her zaman finansın içerisinde olmuştu. Fakat bunun en somutlaştığı tarihi geriye götürdüğümde yaptığım araştırmalar bana 1967 yılında ilk defa İngiltere'de bir duvarın içerisinde açılan bugünkü ATM diye tanımladığımız otomasyonla teknolojinin finansta buluştuğuna götürdü. Yani fintech'in benim için fintech 1.0'ın geçmişi 1967'de bugünkü ATM'nin atalarına götürüyor. 2008 yılına kadar aslında
Teknoloji her zaman finans için bir servis sağlayıcı, bir enabler olarak yer aldı. Ta ki 2008'de tüm dünyada hissedilen, yaşanan global, küresel bir ekonomik sarsıntıya kadar. İşte o tarihte dünyada yaşanan bu ekonomik sarsıntı hepimizde bir güven sorusu yaşattı. Finansal sektöre dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile ne kadar güvenebiliriz sorusu akıllara geldi. İşte o tarihten sonra finans için çalışan teknoloji yeni bir aşamaya geçti. Fintech 2.0 diyeceğimiz bir dönem başladı. Finans sektörünün daha demokratikleşmesi, daha yaygınlaşması, finansal okuryazarlığın artması ve bir diğer deyişte too big to fail dediğimiz, yani batmayacak kadar büyük finansal kurumlar yerine daha küçük, mikro ölçekte sağlıklı oyuncuların da bu pazara girişinin, serbestinin başlaması diye tarifliyorum. Dolayısıyla 2008'den bugüne çok değil, 13 senelik bir dönemde Fintech 2.0'ı yaşıyoruz. Bu dönemde de artık Fintech mevcut finansal sektörün teknoloji kullanımı değil, teknolojiyi yoğun kullanan, çevik kullanan, hatta daha iyi kullanan yeteneklerin, zihinlerin, oyuncuların finansal sektörde oyuncu olarak yer almaya başlamaları, mevcut oyuncularla beraber aynı pazarda çalışmaları, rekabet etmeleri olarak özetliyorum. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada benim için fintech'in, finansal teknolojilerin geçmişi işte böyle bir gelecek geçmişten geliyor. Bu ve gelecek için de söyleyeceklerimiz çok olacak ama ben sözü burada kesip size bırakayım efendim. Şimdi bu konuda biraz okuma yaptın akşam ve orada enteresan bir görüntü ortaya çıktı. Tabii siz 2008'i bir kırılma noktası ve bu işin işte hızlanması ve büyümesinin başladığı yıl olarak görüyorsunuz ve bugünlerde artık yavaş yavaş olgunlaşma dönemine değilse bile hızlı bir büyüme dönemine girdiğini söylemek mümkün. Peki Sinem Hanım, ben size bir şey sormak istiyorum. O da şu: bu küresel fintech yatırımları nasıl gidiyor? Yani kimler nereye yatırım yapıyor, ne oluyor, bu nasıl büyüyor? Bizi bu konuda aydınlatabilir misiniz? Yani bu konuda alımlar ne? Bankalar mı alıyorlar yoksa parası olan yatırımcılar mı oluşturuyorlar? Nedir durumunuz? Tamam, tabii, teşekkürler Roy Bey. Herkese merhaba bu arada. Ben biraz bir KPMG'nin bir araştırması var fintechlerle ilgili. 6 senedir yapılıyor. Pulse of Fintech adında fintechlerin nabzını tuttuğumuz bir araştırma. Nabzını tutmak derken hem küresel anlamda fintechlere yapılan yatırımlara odaklanıyor, hem fintech segmentlerine ve bu konudaki trendlere odaklanıyor, hem de bundan sonrası için öngörülerini paylaşıyor. 2020 sene sonu Pulse of Fintech raporunun istatistik bilgileriyle birazcık katma değer yaratmaya çalışayım. Sorunuza da yanıt vermeye çalışayım. Şimdi küresel bir trend diyoruz fintech'e. Hakikaten ne kadar büyük bir ekonomiden bahsettiğimizi böyle sayılarla bence net gösterebileceğiz diye düşünüyorum. 2019 senesine baktığımızda dünya genelinde küresel anlamda 3472 tane işlem gerçekleşti, yatırım işlemi gerçekleşti. Ve bunun değeri de 168 milyar dolardı. 2020 sene sonu Pulse of Fintech raporumuza baktığımızda bu sayıların bir miktar geriye geldiğini görüyoruz. Ama bunu hani fintech yatırımlarında bir durağan döneme mi girdik gibi bir soru işareti yaşamadan değerlendirelim. Çünkü bir pandemi senesinin içindeydik ve sadece fintech yatırımları değil, aslında bir nevi ekonomik bazı sıkıntıları bütün dünya olarak yaşadık. Dolayısıyla evet, fintech yatırımlarında da bir daralma, bir durağan dönem gördük 2020'de. Ve 2019'da 3472 tane işleme karşılık 2020'de 2861 tane işlem gördük. Evet, bir miktar geri gelmiş. Ve 2019'daki 168 milyar dolarlık yatırıma karşılık da 105.7 milyar, yani yuvarlak söyleyeyim, 106 milyar dolarlık bir yatırımın gerçekleştiğini gördük.
Bu tabii işte M&A, VC, PE dikeyinde konuşuyorum. Yani hepsinin toplamında görüyorum. Dediğim gibi bunun geçtiğimiz senelere göre bir miktar geride kalmasının ana nedenini biz pandemi olarak yorumluyoruz ve ekonomik sıkıntılar olarak ve dolayısıyla yatırım yapmanın ilk öncelik olmadığı bir sene olmasını sonucu olarak yorumluyoruz. Ama yapılan yatırımları, sizin de sorunuzdaki gibi yapılan yatırımları analiz etmeye başladığınızda bir kere şunu gördük. İlk yarıda evet durağan bir sene geçmiş olsa da yatırımları, ikinci yarıda ilk yarı yıldaki yatırım hacminin 2-2,5 kat üstüne geçmeye başladığını ve de aslında tekrardan da büyüme trendini yakaladığını gözlemliyoruz. Gene kimler yatırım yapmaya daha yakın ve 2020'de kimler daha çok yatırım yaptı diye baktığımızda dijital bankaların zaten bugün de bence çok konuşacağımız konulardan bir tanesi olacak. Açık bankacılık, API bankacılığı ve belki de neobanklar, dijital bankacılık diyelim. Bunların bir kere küresel anlamda konuşuyorum. Avrupa bölgesi, Amerika ve Türkiye'de dahil olmak üzere çok fazla yatırım aldığını ve en çok konuşulan konulardan olduğunu görüyoruz. Mesela İsveç merkezli dijital banka Klarna'nın biliyorsunuz yüklü bir yatırımı oldu. 630 milyar milyon dolar civarı, milyar dolar civarındaydı. Revolut'a bir yatırım yapıldı. 580 milyon civarında. Amerika merkezli Chime'a 533 milyar dolar civarında gene bir yatırım milyon aldı. Dolayısıyla bu dijital bankaların çok öne çıkan bir noktada olduğunu gözlemledik. Ve eskiden biraz daha yatırımcıların bu konuyu teşvik ettiklerini, yatırımcıların liderliğinde ilerlediğini görürken pazara son dönemde, son birkaç yılda bankaların da yatırım fonlarıyla çok dahil olmaya başladığını ve hani o rekaberlik çok kullanılan terim, o rekaberliğin belki de artık gerçekten Türkiye'de dahil olmak üzere söylüyorum, daha böyle masaya geldiğini ve birlikte işbirliği modellerini daha çok gördüğümüz senelere geldiğimizi söyleyebilirim. Ben de böyle ufak bir giriş yapayım. Herkese söz hakkı tanıyalım. İkinci, üçüncü soruda da detaylandırırım. Şimdi tabii Meltem Hanım son dönemin en popüler konularından biriyle uğraşıyor. CoinShares. Burada aynen CV'sinden okuyorum. Digital Asset Investment Firm. Burada baş strateji yetkilisi. Şimdi yani ne diyor? İşte bu şirket ne yapacak? Nasıl çalışacak? Nelere gidecek? Bunlara karar veren en önemli kişi. Şimdi tabii Bitcoin kaç para olacak, kaç dolar olacak diye sormayacağız ama şunu merak ediyorum ben. Sorabilirsiniz herkes... ama cevap vermem o soruya. Yok şimdi sormayacağım zaten. Sonra soracağım da. Tamam. Şimdi bir zamanlar fintech şirketlerine pek muhabbetle bakmayan bankalar bu Sinem Hanım'ın söylediği tırnak içinde rekaberlik ilkesi veya mecburiyetiyle birlikte iş yapma havasına girdiler. Peki bu fintech şirketleri sizin piyasanın şekillenmesinde, büyümesinde nasıl bir rol oynayabilirler? Çok iyi bir soru. Ben bunu söyleyeyim. Bence 10 yılın içinde her şirket, dünyada her şirket bir finans şirketi olacak. Aslında son yani dünyada her şirket derken hangileri? Yani, her şirket yani bir finans şirketi olacak ve bunu açıklayayım ben size. Ben açıklayacağım şimdi. Ve kripto para bunun içinde çok büyük bir rol oynayacak. Ve herkese, dinleyen herkese şimdiden özür dileyeyim. Türkçem bayağı yani fena değil ama çok da güzel değil. Bazen İngilizce konuşabilirim. Mümkün oldukça Türkçe konuşacağım. Ama İngilizce konuşursam özür dilerim. Yani bunu söyleyeyim. Şimdi son 30 yılda ne oldu? İnternet başlandı ve ondan sonra şirketler fizikal dünyadan dijital bir dünyaya oluştular. Yani o son 30 yıl içinde de ne oldu? Dr. Şanko'nun söylediği gibi tüm şirketler dijital şirketi oldu. 10 yıl önce ben 2009'da üniversiteyi bitirdim ve işe başladım.
Ben enerji endüstrisinde çalıştım. Bunu düşün. 10 yıl önce ben Exxon Mobil'da çalıştım. Exxon Mobil 10 yıl önce dünyanın en büyük şirketiydi. Şimdi dünyanın en büyük şirketi bir enerji şirketi değil. Banka değil. Nedir? Dijital bir şirketi. Şu anda dünyanın en büyük şirketleri nedir? Amazon, Google, Facebook, Apple, Microsoft. Bu şirketler dijital hayatlarımızı kontrol ediyorlar. Ve bu şirketler, size açıklayayım, ülkelerden de daha büyüktür. Şimdi dijital parası bu transformasyonun çok önemli bir parçası. Şu anda Facebook bir banka olursa, Facebook kendi kripto parasını markete getirirse dünyanın en büyük bankası olur. Çünkü 3 milyon insan, dünyanın nüfusu, onun yarısı Facebook'u kullanıyorlar. Bunu düşün. Dünyanın en büyük bankası olur. Şimdi ben 7 yıl önce hayatımda büyük bir değişiklik yaptım. Enerji endüstrisini bıraktım ve kripto para endüstrisinde çalışmaya başladım. Ve bu endüstrinin içinde ne gördüm size anlatayım. Fintech bunun küçük bir parçası. Sonunda dünyanın tüm şirketleri aslında teknoloji şirketleri, yani bu ilk transformasyon, physical'dan digital'a geçmek. İkinci transformasyon, dünyanın her şirketi ve her insanı bir banka olacak. Bu taraftan üç kelime söylemek istiyorum. İngilizce söyleyeceğim ama Türkçe'de açıklayacağım. Şimdi ben strateji üzerinde düşündüğümde ben framework olarak çalışıyorum. Ve bu framework'ta 3D var. Numara 1, digital. Numara 2, driverless bank. Numara 3, distribution. Bu ne demekti? Bir açıklayayım. Numara bir, dijital, onu açıkladım. Biz physical dünyasında yaşamıyoruz. Biz şu anda, ben Türkiye'de değilim, biz beraber değiliz ama bu konferans dijital formatında oluyor. Yani digital transformation oldu hala hazırda ama para, yani bilgi oluyor. İnternette bit and byte olarak para şu anda geziyor. Yani para böyle nakit para düşündüğümüz gibi değil ama para hala hazırda dijital ve benim endüstrimde ve benim şirketimde ne yapıyoruz? Farklı finans assetlerini dijital yapıyoruz. O enerji yatırımı olabilir, o bir ev olabilir, yani farklı şeyleri dijital yapıyoruz. Numara 2, driverless bank. Bu ne demek? Bankalar bir ortaç olarak çalışıyorlar. Şu anda benim endüstrimde ne oluyor? İnsanlar kendi bankaları olarak çalışıyorlar. Ben her gün 24 saat, yılda 365 gün, yani istediğim zamanda herhangi birisiyle bir Bitcoin transaction'a girebilirim. Benim borsaya ihtiyacım yok, bankaya ihtiyacım yok, banka hesabına bile ihtiyacım yok. Bu çok büyük bir değişiklik ve bence fintech'i tamamen değiştirecek. Çünkü fintech'ler bankalarla çalışıyorlar. Kripto parasında bankalara geçiyoruz. Onlarla çalışmıyoruz. Biz software'le çalışıyoruz. Para software olup bankasız çalışıyor. Ve numara 3, distribution. İnsanlara yatırımlar ve insanların finansal yaşadığı böyle experience'lar değişiyor. Sonunda yani biz normalen para hakkında düşündüğümüzde veya yatırımlar hakkında düşündüğümüzde ne hakkında düşünüyoruz? Banka hakkında düşünüyoruz veya bir şirket, bir fintech hakkında düşünüyoruz. Bence gelecek 10 yılda bu fintechler, bu intermediary'ler, bu şirketler, bunları geçebiliriz. Bunlarsız piyasaya girebiliriz, döviz yapabiliriz, yani ne yapmak istersek yapabiliriz. Bu 3D'ler bizim için CoinShare'de çok önemlidir ve ben yatırım yapıyorum. Son 7 yılda 250 şirket içerisinde yatırım yaptım. Early Stage Venture Capital olarak. Bir Türkiye'de sadece bir yatırım var, MenaPay olarak, ama dünya çapında 40 farklı ülkelerde yatırım yaptım.
hem de bu şirketler ne yapıyorlardır? Bu 3D'ler üzerinde çalışıyorlar. Dijital para yapıyorlar ve finansı dijital yapıyorlar. Numara 2, bunu bankasız yapıyorlar. Ve numara 3, distribution olarak direkt son böyle consumer'e gidiyorlar. Ortada hiçbirisi yok. Benim için yani ben dünyayı böyle görüyorum. Her şey finans olacak. Her şirket finans şirketi olacak. Ve sonunda bu finans şirketleri şirket olmayacak. Software olacak. Ben orada bitireyim. Peki. İlginç tabii yani. Bütün bankalardan kurtulacak mıyız? Onu demek istiyorsunuz herhalde. Ama bilmiyorum tabii. Kurtulmak değil, bankanın rolü değişecek. Yani banka aracılık yapmayacak. Ne yapacak? Getir götür işlerine bakacak herhalde. Ama tabii bu kadar güç sizin elinize geçince siz bize kötü davranır mısınız? Ondan da emin değiliz. O da riskli bir şey. Şimdi ben Burhan Bey'e bir soru yönetmek istiyorum. 25 Mayıs tarihli New York Times gazetesinde Paul Krugman'ın bir yazısı vardı. Belki göreniniz, okuyanınız vardır. Şeyi anlatıyor işte, bu fintech olayını anlatıyor. Ve geçmişteki bazı yeniliklere atıfta bulunarak bu yeniliklerin gerçekten ekonomide verimliliği arttırılması, ekonomiyi dönüştürülmesi zaman alıyor. Çünkü insanların anlaması ve bunu uygulaması zaman alıyor diyor. Ama tabii bütün yeniliklerin de zorunlu olduğunu belirtiyor. Şimdi bu fintech olayına gelirsek, bir fintech toz duman, işte fintech'le yatıyoruz, fintech'le kalkıyoruz demeyeceğim. Türkiye o aşamaya gelmedi ama yine bolca konuşuluyor. Gerçekten fintech'ler bir ülkenin finansal sistemi için zorunlu mudur? Eğer öyleyse niye zorunludur? Sesimi açmayı unutmuşum. Teşekkür ederim. Zorunlu mudur? Artık günümüz koşullarında kesinlikle fintech bir ülkenin finansal sisteminin bütün içerisinde bulunması gereken zorunlu bir unsurdur. Eğer global olarak var olmak ve o rekabet, uluslararası finansal sistemin rekabetin içerisinde bir yeriniz olsun, dünya devi finans şirketleri arasında Türk şirketleri de bulunsun, bu bir banka da olabilir. Düne kadar daha yüksek potansiyeli olan bir bankanın bulunmasıydı. Ama artık yarış bir boyutuyla yeniden başladı. Herhangi bir finansal teknoloji şirketi de, örneğin Alibaba'nın kuruluşu Ant Financial gibi, çok değerli, birçok bankadan çok daha değerli hale gelebilecek bir tekrar oyunun yeniden başladığı bir dönemdeyiz. Doğru. Böylesi ama bir laf etti, çok değersiz hale getirme yolunda müthiş bir çaba gözlüyoruz. Yani şirketler özelinde konuşmaya, hani konjonktür, ülkelerin konjonktürü değişebilir ama sonuçta böyle bir potansiyelin olduğunu gördük. Birçok ülkenin finansal sisteminin bütününden daha büyük bir büyüklük haline gelebildiğini bir finansal teknoloji şirketinin gördük. Daha önce o listede dünyanın en büyük ilk 10 şirketi içerisinde birkaç tane banka görüyorduk. Şimdi finansal teknoloji şirketleri görüyoruz. Dolayısıyla burada yarış yeniden başladığında ülkeler için de yeniden başlıyor. Dolayısıyla bir ülkenin iki seçeneği var. Ya mevcut finansal sistemde bankacılık sistemi yeterli ve gelecekte de ben öyle olacağını düşünüyorum deyip finansal teknolojiyi destekleyebilir. Desteklemekten vazgeçer. Ya da hayır, finansal sistemin güçlü olsa bile fintechlerin getirdiği dinamizm ve yeniden bir rekabet başladı neticede. Bu rekabette finansal sisteminin düne kadar bankacılık ama bugün itibariyle fintech alanında geliştirip uluslararası finansal sistemde söz sahibi ülke olmak konumumu da korumak isterim diyen bir bakış açısı da var. Yani İngiltere'yi, Amerika'yı, Hong Kong'u, Singapur, bu tarz hani hem lokal hem de ülke bazında bu tarz girişimlerin ve tutumların olduğunu görüyoruz. Ne olur? Eğer bir zorunlu unsur olarak görmez ve bir ülke finansal teknolojiye yatırım yapmaz ise günümüz dijital ortamında yurt dışında kurulu, o ülkede hiçbir varlığı olmayan, ülke sınırlarından içeri fiziksel olarak da herhangi bir varlığı bulunmayacak herhangi bir şirketten vatandaşlar, bireyler hizmet almaya başlar. Bugün bu risk Türkiye içinde var.
Herhangi bir oturduğumuz yerde 2 dakika içerisinde Meksika'da da hesap edinebiliriz, Singapur'da da hesap edinebiliriz, Kanada'da da hesap edinebiliriz. Ben bu sistemi, finansal teknolojiyi desteklemiyorum ve bir gelecek görmüyorum diyen ülkenin artık yurt dışında rekabet edemediği, söz sahibi de olmadığı, düzenlemediği bir alanda nasıl mücadele edeceğini düşünmesi gerekiyor. Bu zor alan. O yüzden bu dalgayı karşılamak için rekabette biz de varız demesi gerekiyor ülkelerin. Türkiye bunu aslında 2013 yılında 6493 sayılı kanunda yaptığı değişiklik ile, geçen 2019 yılı içerisinde yaptığı değişiklikle ben bu yarışın içerisinde varım dedi. Bir finansal teknoloji alanını, finansal teknoloji bir sürü farklı hizmet bütününden oluşuyor ama en azından bir tanesiyle ilgili kanun çıkardı, yönetmelik çıkardı. Bununla ilgili otoriteler atandı. O otoriteler gerekli düzenlemeleri son 5-6 yıl içerisinde gerekli gördüğü durumlarda değiştirdi. Ama ülke olarak buna bir hazırlığımız var. Yeterli mi? Hayır. Daha yapmamız gereken ve atmamız gereken çokça adım var. Ama bir ülkenin finansal teknoloji şirketleri ve sektörü ülkesinin finansal sisteminde zorunlu unsur olduğunu düşünür ve buna uygun hareket ederse bir vatandaş için hizmet rekabeti başlıyor. Finansal teknoloji şirketlerini çok farklı açıdan bakarak değerlendirebiliriz. Ama neticede geldiği yer bir hizmet üretiyor ve bu hizmeti müşterisiyle buluşturması gerekiyor. Bu müşteri birey olabilir, işletme olabilir. Sadece bankalar var. Dolayısıyla ben finansal teknoloji diye yeni bir şirketler bütününü gördüm. Dolayısıyla sadece onlardan hizmet almak istiyorum diyen bir müşteri yok. Müşteriler hizmet rekabeti, daha kaliteli, daha kolay, hayatına dokunan, günümüz koşullarında oturduğu yerde hizmet alabileceği bir şirket arıyor. Bu bir banka da olabilir ama yeni yarışta bu bir finansal teknoloji şirketi de olabilir. Dolayısıyla yarış aslında hizmet rekabeti. Hizmet rekabeti de bireyin ihtiyacına, işletmenin ihtiyacına göre daha düşük maliyetli olabilir. Daha çok parasını veririm, ücretine katlanırım. Ama benim hayat tarzıma uygun bir ekosistem üretsin de olabilir. Dolayısıyla buradaki bakış açısı temel olarak bireylere, işletmelere istediği finansal çözümü kolayca, hızlıca, kaliteli bir şekilde sunacak şirketler bütününü sistemimize katmamız gerekiyor. Bu rekabet var olan banka olabilir, başka bir finansal teknoloji şirketi olabilir. Bunların birbiriyle nasıl çalışacağını, bu hizmet rekabetini nasıl yürüteceğini, dolayısıyla bu gelen dinamizm, katılan dinamizm de finansal sistemin altyapısının etkin olmasını, yani köhne yapılar artık ne finansal teknoloji şirketleriyle rekabet edebilir ne global dünyayla rekabet edebilir. Dolayısıyla bunların hepsini topluca ele aldığımızda bir ülkenin finansal teknoloji alana yatırım yapması bir zorunlu unsurdur. Bundan geri kaldığı durumda ülkesinin finansal sistemini yurt dışında hizmet sağlayan başka şirketlerin etkin olmasına çok rahat oyun alanı tanıyacaktır, fırsat tanıyacaktır. Sonuçta kaybeden ya hükümetler olur, ya oradaki vatandaşlar, bireyler olur farklı bakış açısıyla. Ama neticede ortada bir fayda var. Bu faydayı kimin sunacağı önemli. Temelde de bu işin oraya odaklanmak ve o faydanın ne olduğunu ülkeye katmak için bir yol haritası çizmek olduğunu düşünüyorum. Anladım. Yani siz diyorsunuz ki hali ve gidiş iyi ülkemiz için. Ama daha somut adımlar ve bu somut adımların bir sonuca ulaşmasını görmemiz lazım diyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki şimdi tabii hep söylenen de bir şey var. Bu soru Serkan Bey'in. Tabii bu bankalar para kazanacaklar. Bize hizmet ederek para kazanıyorlardı. Kimi zaman çok kızıyorduk. Bu hizmetler belki bizce pahalıydı veya kalitesizdi. Şimdi iyi kötü bir rakip çıktı. Türkiye'de çok fazla olmasa bile bankaların işlerinin bir kısmını almaya başladı. Dışarıda daha çok. İşte karlarında belki biraz daha azalma ya neden olacak. Tabi bu sizi ilgilendiren bir tarafı bunun. Bir de şeyi ilgilen tarafı var. Bu tüketici tarafını, müşteri tarafını ilgilendiren. Mesela KOBİ'ler. KOBİ'lerle ilgili biliyorsunuz en büyük sıkıntı ve şikayet bu finansmana erişimde sıkıntı çektiklerine ilişkindi. İşte pahalıydı, zordu. Hatta
Türkiye'de bile bölgesel farklılıklar vardı. İşte kredi alacağı zaman işte belli bölgedeki insanların gayrimenkullerine ilişkin tapular teminat olarak kabul edilmezdi falan. Böyle garip işler vardı. Peki bu fintech uygulamaları ve fintechler COBİ'lerin finansmana erişiminde nasıl katkı sağlayabilir? Yani sizin de tabii biraz kârınızdan azaltacak belki ama gerçi işbirliği içine de girdiniz. Ne olacak bu 8-10 kişinin çalıştığı küçük yerler, küçük ve orta boy işletmelere ne katkısı olacak, ne açılım getirecek? Ben Ruhi Bey şeyden başlayayım. Bankalar açıkçası günümüzde var olduğu gibi gelecekte de var olacak tarafından bir başlayayım. Ama bildiğimiz bankacılık önümüzdeki dönem son derece farklı bir dönüşüme hazırlanması gerekiyor. Bankalar baktığımızda dijitalleşmeyle birlikte özellikle müşterilerin hayatındaki normal günlük transaction ihtiyaçlarını, günlük bankacılık ihtiyaçlarını olabildiğince dijital tarafta sunmaya devam ederken bunun dışında danışmanlık, müşterinin gerçekten hayatına değer katan, hatta belki de önümüzdeki dönem direkt bir bankacı müşteri temsilcisinden ziyade o iş özelinde, o dikey özelinde müşterilere hayatına değer katabilecek, onu kendi etrafında kurmuş olduğu ekosistemle tanıştıraraktan ve buradaki ekosistemin içerisinde de iletişimde bulunduğu diğer fintechler olabilir, temel isimlendirme itibariyle veya diğer o konuda hizmet veren ve bankanın yapmış olduğu anlaşmalar vasıtasıyla de müşteriye daha avantajlı, daha güvenilir. Sonuçta baktığımızda bankalar bir güven tesisi olmakla beraber bu tarz hizmetleri de müşterilerine iletiyor olacaklar. Yani yarın bir müşteri temsilcisi sadece işte kredi faiz oranı veya işte teminatlar, şunlar bunlar gibi hususların da ötesinde o işe özel o firmanın örneğin elektronik ticarete açılmasıyla ilgili son derece bilgili, yetkin ve ona yol gösterebilecek noktalarda olacaklar. Ücretler ve gelirler noktasında baktığımızda evet şöyle ki artık müşteriler dijital dünyada şube gezmiyor. Ama dijital ortamda bir nevi banka geziyorlar. Veya bu bankaların tüm değerlerini ne tür avantajlarla veya ne tür faiz oranlarıyla bu finansmanı sağlayacaklarına veya ürünleri hakkındaki diğer detaylı bilgileri konsolide tek bir noktadan erişebildikleri birçok şirket görüyoruz. Dolayısıyla insanların bir kurumu tercih etmeleri noktasında ilk başvurdukları yerlerde çoğunlukla buralar oluyor ve buradan yapılan sonraki bankayla tanışma işlemi de devam edebiliyor. Bu anlamda baktığımızda biz ürünlerimiz bugün sadece kendi kanallarımız üzerinden satmak zorunda değiliz. Bugün kanallarımız üzerinden sadece kendi ürünlerimizi de satmak zorunda değiliz. Bugün bizim her ne kadar diğer dışarıda bazı şirketlerin bu anlamda finansal teknoloji gücüne ulaşmak istediklerini görüyoruz ki burada da ağırlıklı olaraktan müşteri sayılarının son derece yüksek olduğu elektronik ticaret siteleri olabilir, farklı noktalar olabilir. Buradaki mevcut toplamış oldukları ve değer sunmuş oldukları kitleyi kendi platformları üzerinde müşterilerine açıkçası finansal noktalarda erişim imkanı da vereceklerini ve bu yönde hazırlandıklarını da biliyoruz. Biz de bu anlamda sadece ve sadece belki bankacılık ürünleri değil ama bir bankanın gücü kendi edinmiş olduğu müşterilerine her zaman fayda sağlayabilecek, onların yaşam döngüsü içerisinde ihtiyaçlarına cevap verebilecek bazı finansman dışı uygulamaları da kendi bünyesinde bulunduracağını biliyoruz. Bizler de bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla COBİ'ye de geleceğim. Çok kısa, biz yarın banka bir CepTetep kartını, bir CepTetep kredi ürününü illa kendi uygulamamız üzerinden satmak değiliz. Bu anlamda bizim ilgili kurumun
ilgili altyapısı içerisinde gerek API'ler, bu açık bankacılık sisteminin vermiş olduğu olanaklar, gerek farklı tür entegrasyonlarla sunabiliriz, sunmalıyız. Müşterinin o esnadaki hayatına anlam ve değer katacak şekilde. Bu ürünler dışında elbette birçoğu daha olabilir. Keza bizim ürün gamımızı tamamlayabilmek adına fintechlerin altyapısal, özellikle niş alanlarda uzmanlaşmak suretiyle veya kurmuş oldukları iş modelleri çerçevesinde hazırlamış oldukları hizmet ve servisleri banka uygulamalarının üzerinden sunabilmeliyiz. Kaldı ki zaten bununla ilgili altyapısal düzenlemeler, ikincil düzenlemeler son derece değer verdiğim bir kuruluş çerçevesinde merkezi olaraktan BKM üzerinde merkezileştirilmek suretiyle kurumların kullanımına açılıyor. KOBİ'ler diye baktığımızda elbette finansmana erişim bu anlamda zorlu bir yapı. Şimdi baktığımızda aslında bazı konularda bu yeni elektronik para ödeme kuruluşlarının kredi verebilmek ve benzeri konularda henüz bir yetkilendirilmesi bulunmuyor. Ama bununla beraber bu kurumların yine kendi adlarına bankalarla kurabilecekleri entegrasyonlar ve özellikle fatura finansmanı tarzında bu anlamda çalışmaya başlamış kurumlar var. KOBİ'ler satmış oldukları ürünlerin vadesinden öncesinde ve yine ortak merkezi bir yapı üzerinden bankalardan teklif almak suretiyle kendi finansmanlarını sağlayabildikleri, bu anlamda şube şube gezmek, işte ben o müdürü tanırım, ya o bize bir kolaylık yapar şeklindeki bir yatırımdan ziyade verinin demokratikleştiği ve bu açıkçası ürünlere, hizmetlere ve finansmana erişim için bu tarz hub'lar, bir nevi merkezi yapılar kurulabiliyor ve bir tüm bankalarda bu yapılara öyle ya da böyle entegre olmak durumunda kendi ürünlerini sunabilmek açısından. Ben bu anlamda fintechlerin gelişimini müşteriye değer yarattıkları müddetçe son derece verimli yapılar olduklarını açıkçası düşünüyorum deyip bu noktada bir es vereyim. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi Soner Bey, tabii BKM deyince Soner Canko dostumuz aklımıza geliyor. Gerçekten bu alanda büyük katkıları vardı. Biz de çok yakın değil ama biraz uzaktan da olsa o dönemin izleyicisi olduk. Şimdi bu fintechlerin bugününü anladık. Arkadaşlarımız anlattı. Dününü siz anlattınız. Peki geleceğiyle ilgili düşüncelerimiz nedir? Şimdi Meltem Hanım tabii olayı başka bir boyuta, çıtayı epey yükseltti. Ben tabii o yüksek çıtayla ilgili birkaç soru da yönelteceğim kendilerine sırası geldiğinde. Ama geleceğiyle ilgili bu fintechlerin nedir düşüncelerimiz? Evet efendim, çok teşekkür ederim. O kadar çok güzel notlar aldım ki kıymetli katılımcılardan. Ben de kendi görüşlerimi şöyle özetleyeyim. Şimdi kapitalizmin hızla büyüdüğü bir dünyada artık sadece şirketler rekabet etmiyor, sektörler rekabet ediyor. Meltem de bunu çok güzel söyledi. Dedi ki artık tüm şirketler banka olacak dedi. Doğru, açık bankacılık ve devamında gelecek yeniliklerle finansal hizmetleri bir şirketin diğer hizmetlerinin uzantısı olarak vermek artık zor değil. Gayet kolay olacak. Lakin hatırlarsınız 1990'lardan bu yana telekom şirketleri olmayan bir sektör olarak devreye girdiğinden itibaren önce ses taşıdılar, sonra data taşıdılar. Sonra da dediler ki ya bu ikisi de bize yetmez, biz başka işler de yapalım. E-ticaret mi yapalım, bankacılık mı yapalım? Uzunca bir süre diğer sektörlerin alanlarına, tüm dünyada böyle oldu bu arada, sadece Türkiye özelinde değil. Ve sonuçta çok da bir şey yapamadılar. Yani dünyada başarılı, kendi işinin dışında başarılı olmuş bir telekom şirketi ben hiç görmedim. Hep de sohbetlerimde onlara dedim ki ya ne olur herkes kendi işini yapsın. Lütfen siz sesi ve datayı çok iyi taşıyın. Biz size 100 değil 200 verelim.
Ama ne olur kendi işinizi yapın. Şimdi bugünün dünyasında da sektörler arası rekabet böyle ilginç bir noktaya gidiyor. Artık her sektör bir başka sektörü içine almak, yutmaya çalışıyor. Dolayısıyla perakende sektörü ben e-ticarete giderim ama finansa da giderim diyor. Telekom diyor ki ben zaten finansı almıştım, şimdi ticarete gireyim diyor. Serkan'ın yorumlarından anlıyoruz ki bankacılıkta banka dışındaki işlere giriyor. Bunun ipuçlarını gördük. Ben bunlara böyle siyah beyaz 1 ve 0 şeklinde maalesef katılamıyorum. Fintech'in ve geleceğin herkesin kendi işini odaklı olarak ve dört dörtlük yapmasında görüyorum. İşbirliklerine varım, entegrasyonlara varım, açık her şeye varım. Sadece bankacılığın değil, tüm sektörlerin açık olacağına inanıyorum. Açık veriye, açık entegrasyonlara. Ben artık bir uçakla bir yerden bir yere gideceksem bunun için bankama ayrı onay vermeyi, oteli ayrı ayarlamayı reddediyorum. Tüm sektörlerin birbirleriyle işbirliği içerisinde yapmasını istiyorum. Ama bunu sektörel kanibalizasyon, yani üst üste geçmek şeklinde olmaması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Fakat bugün tüm dünyada ve ülkemizde de gördüğüm gelecekle ilgili stratejilerin bunun üzerinde kurgulandığını tespit ediyorum. Ve buna da şiddetle karşı çıkıyorum, uyarı yapıyorum kendimce. Diyorum ki gelecek bu sizin tahmin ettiğiniz gibi, geçmişte yaşandığı gibi bir gelecek değil. Gelecek artık daha fazla işbirliği, daha fazla entegrasyon ile bugünkü gördüğümüzden farklı bir gelecek olacak. Eski iş modellerini unutun, yeni iş modellerine bakalım diyorum. Benim de şahsi görüşlerim naçizane böyle deyip sözü size tekrar iade edeyim. Yani bir kısa bir soru, bu kapitalizmin daha insanileşmesi mi? Yani ortaya çıkan zenginliğin biraz daha yaygın şekilde ve adi şekilde dağıtılması mı? Öyle mi anlayalım? Benim kendi içimden geçen o. Ama sektörler bunu böyle okumuyorlar. Endişemi de öyle belirtmek istedim. Hala sektörler eski iş yapış şeklinde rekabeti eskisi gibi okumak istiyorlar. Rekabetin ben artık öyle olmadığını, sizin söylediğiniz gibi daha sürdürülebilir diyorlar Batı'da işte. Sürdürülebilir kelimesinin anlamını bence biz bilmiyoruz. Biz tüketilebilire oynuyoruz. Ben diyorum ki her şey daha sürdürülebilir olsun, daha hümanist olsun. Zaten yeterince büyük bir pasta var. Keşfedilmemiş çokça büyük pazarlar var. Hepimize yetecek kadar var. Ama hepimiz ne istiyoruz? Keşfedilmiş bölgelerde egemenlik sağlayalım istiyoruz. Dolayısıyla ben bu konulara işaret edip bu konularda uyarılarımı sizin aracılığınızla yapmış oluyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sinem Hanım, siz anlatırken bu yatırımlar meselesini geçen yılın ikinci yarısında ciddi bir hareketlenme, 2019'a göre toplamda bir düşüş ama ikinci yılda bir canlanma var. Şimdi bu e-ticaret verilerine falan bakıyoruz, inanılmaz. Yani ülkemizde de çok müthiş bir artış var. Dünya genelinde de öyle olduğu gözleniyor. Peki niye 2019'un gerisine düştük? Yani ekonomik zorluklar derken şimdi bakıyoruz dünyanın en zenginleri sıralamasına bakıyoruz. Gerçekten daha zenginleşmiş bu insanlar. Yani şu benim evimin penceresinden gördüğüm ve sokakta yürüyen adam değil ki bu yatırımları yapacak olanlar. İşte Jeff Bezos yapacak veya Bill Gates yapacak. O tür insanlar yapacak. Onlar da zenginleştiler. Yani buraya para koyacak insanlar zenginleşti. Niye durdular bunlar? Yoksa 2021'de biz gösteririz kendimizi mi havasındalar? Ne diyorlar sizce? Aynen biraz öyle. Çünkü sayılara baktığımızda biraz yani bu düşüş yani 2019'a göre 2020'de yaşadığımız yatırımlardaki düşüş aslında 2020'nin ilk yarısından, ilk 6 ayından kaynaklandı. O da hani tamamen baktığımızda aslında pandeminin en başlangıç dönemine denk geliyor. Bu da hepimiz dünya olarak biraz ne yapacağımızı bilemedik. Hani içimize döndük, sağlığımıza döndük. Biraz daha soft şeyler hepimiz için önemli hale geldi.
O yüzden biraz yatırım kalemlerini kenarda bıraktık diye görüyorum ülke küresel anlamda baktığımda. Ama ikinci yarı yılı itibariyle zaten kaldığı yerden fintech yatırımlarının devam ettiğini gördüm. Hatta biz şu anda tabii Mayıs ayı geldiği için 2021 sayılarını da artık çıkartmaya başladık. Hatta 2021'in ilk yarı yıl raporunu Haziran sonu itibariyle yayınlayacağız. Peki görüntü nedir orada? Görüntü çok pozitif. Görüntü çok pozitif. O yüzden sizin demin sorunuzu çok destekler mahiyette yanıt vereceğim. Yani 6 aylık bir es verdi 2020'nin ilk başında. Hani birazcık ne yapacağımızı bilememenin verdiği bir esti bu. Ve ondan sonra ikinci yarı yılı itibariyle kaldığı yerden devam etti. Ve tabii ki hani öyle bir es verme dolayısıyla hani belli bir 2019'a göre düşüş yaptı. Belki burada biraz da ben de çok güzel notlar aldım. Bir taraftan da yazdım işte finansal kapsayıcılık dedik. Türkiye bir taraftan özellikle elektronik para tarafında ödemeler alanında regülasyonu çıkarttı ama açık bankacılık zemini var ama üstü dolu değil dedik. Meltem Hanım hani biraz daha Amerika bakış açısı ve yatırımlar dedi. O yüzden biraz daha izin verirseniz süremiz de varsa yatırım tabii segmentlerine ben de bir katkıda bulunmak isterim. Hani hem yatırımlardan başlayıp hangi segmentlere daha çok yatırım oldu? 2019-20 ve 21 de bunun içinde. Ve bir de bize ne düşecek? Bize ne düşecek? Bize ne düşecek ve bundan sonrasında da neler daha çok odak noktası olacak gibi gözüküyor. Öngörüler de içinde olacak şekilde böyle bir iki katkı sağlamak isterim. Tabii. Şimdi bu hem 2019'da hem de 2020'deki yatırımlara baktığımızda segment anlamında bir analiz yaptığınızda bir kere bu yatırımların çok büyük bir pazar payını payments alanının yani ödemeler alanının aldığını görüyoruz. Bu keza Amerika'da da benzer, Avrupa'da da benzer ve Türkiye'de de benzer. Dolayısıyla hani kıta bölge olarak ben farklılıklar olmadığı için bölge bölge söylemiyorum ama genel anlamda yatırımların çok büyük bir çoğunluğunu bir kere payments alanı, ödemeler alanı alıyor. Bu tabii dijitalleşmeyi ve de müşteri ihtiyaçlarını, müşterinin dinamiklerini en kolay yakalayan, dijitalleşmeyi de en kolay adapte olan segment, en kolay adapte olan sektör olduğu için de diyor olabiliriz. O yüzden de ilk o taraf yanıt verdi ve o yüzden de yatırım en çok bu tarafta olduğu gibi gözüküyor. Önümüzdeki dönemde de payments alanının özellikle farklı teknolojiler, işte blockchain teknoloji gibi teknolojilere de odaklı bir şekilde biraz sınır ötesi ödemeler noktasına kayacağını, odaklanacağını ve de açık bankacılık gelişmeleriyle birlikte açık bankacılıkla entegre olmuş ödeme çözümleri noktasına odaklanacağını bekliyoruz, öngörüyoruz. Yani ödemeler alanı gene belki de portföydeki en büyük alan olacak ama sadece içeriğinde birazcık açık bankacılık ve sınır ötesi ödemelerin payının artacağı odak noktasının o taraf olacağını öngörüyoruz. Payments'tan sonra bu sene ve geçen sene zaten o artışı yaşamaya başlamıştık. İkinci sırayı insurtech'ler aldı. Yani sigorta tarafındaki teknoloji aldı. Özellikle 2020'de burada çok ciddi bir artış ve böyle neredeyse payments'ın ödeme alanının bir tık aşağısına ama oraya yakın bir noktaya geldiğini gördük. Peki bu insurtech Türkiye'de örneği var mı? Yani örnekleri olmaya başlıyor. Bu da aslında birazcık pandemi nedeniyle oldu Ruhi Bey. Yani bizim gözlemimiz. Çünkü biz bir süredir sigorta sektörünün maalesef o dijital bankalardaki mesela dijitalleşme seviyesinden çok uzak olduğunu görüyorduk. Fakat o pandemi gerçeği bir anda sağlık sektörünü yani o daha doğrusu özür diliyorum sigorta sektörünün ajandasında dijitalleşmeyi en üste ve bu vazgeçilmez bir noktaya taşıdı. Bu da tabii ki hemen paralelinde insurtech yatırımlarını getirmeye başladı. Türkiye'de payments'tan sonra ikinci sırayı almıyor. Biraz daha arkalarda kaldı maalesef ama ufak ufak örneklerini görmeye başladık. Ama asıl biz pazar payını hem Türkiye hem Avrupa için 2021'den itibaren göreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü biraz daha early stage gibi kaldılar. Şimdi late stage'lere dönüşer bir şekilde o tarafta daha ağırlıkları 2021 itibariyle görmeye başlayacağımızı öngörüyoruz. Üçüncü sırayı, buyurun sizin sorunuz var galiba. Buyurun. Tamam. Üçüncü sırayı RegTech'ler aldı, regülasyon teknolojileri aldı ki ben önümüzdeki dönemde
çok yoğun bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü bir kere finans sektörü çok regüle bir sektör. Yani ister istemez ve regülasyona uyumun maliyeti de ister istemez çok yüklü olabiliyor. Şimdi dijitalleşmenin getirdiği artıların yanında dijitalleşmenin getirdiği riskler de var. İşte data, yani veri güvenliği, veri açıkları, data privacy gibi, işte kişisel verilerin korunması gibi konular. Gene bunların yanında bütün ülkelerin ajandasında olan ve regülatörün de ajandasında olan KYC dediğimiz Know Your Customer, müşterini tanı ilkesi gibi konular yani bizler için vazgeçilmez gerçekler. Bu sektörde iş yapmak isteyenler için de vazgeçilmez gerçekler ve uyum zorunluluğu. Keza bunları düşündüğümüzde burada yapısal maliyeti arttırmadan yasal uyumu destekleyecek olan teknolojik çözümler bence gittikçe artacak konular olacak. Brexit ile birlikte bunu İngiltere'de, Avrupa'da da çok sayıda görmeye başladık. Dolayısıyla mesela önümüzdeki dönemde RegTech'in bu sene 3. sırayı almakla birlikte önümüzdeki dönemde dijitalleşmenin getirdiği riskleri de minimize etmek adına daha da yoğun bir şekilde göreceğimizi düşünüyoruz biz diyeyim. Dördüncü bir konu var. Belki hani herkesin vaktini almayayım. Biraz da kripto varlıklarla ilgili gelişmeler var sektörde. Tamam, ama dilerseniz onu bir da... Bir daha yaparız herhalde. Aynen, onu da otura saklayayım. Tamam, teşekkürler. Şimdi buraya almışım notlarımı. Meltem Hanım derler ki bütün şirketler dijital şirket olacak. Bankalar artık bugünkü gibi arada olmayacaklar, aracı olmayacaklar, ama tabii o aracının telaffuzunda biraz işleri zorlaştırıcı gibi bir ima sezdim ben. Ben şimdi merak ediyorum, sizce bankaların, fintechlerin çok güçlü hale geldiği ve sizin deyiminizle bütün şirketlerin dijital şirket haline geldiği bir ortamda ne gibi rol olacak? Bir bu. İkincisi bir de şöyle bir şey var. Yani bir de human touch diye bir şey var. Ben mesela hoşuma gidiyor bankaya gidip oradaki insanlarla konuşmak, kredi alırken onlarla böyle kredi pazarlığı yapmak. Bunlar hoşuma gidiyor. Bunlar hoşuma gidiyor ama yeni dönemde tabii bunlar olmayacak. Eğer sizin söylediğiniz ve beklediğiniz bir dönüşüm olursa. Mesela bu human touch'ın yerine ne konacak? Ben şimdi gidip Serkan Bey'in odasında oturup çata çat pazarlık etmeliyim. Yani böyle... Ama bir saniye, bunu söyleyeyim. Öyle basit değil. Yani sonunda bu tamam, seçenek bu seçenek hakkında. Ve çoğu insan bankaya gitmeyi sevmez. Ben bankaya gitmeyi sevmiyorum. Ben bankaya gitmeden nefret ederim. Neden? Siz Amerika'da gidiyorsunuz. Bizim bankalar Türkiye'de çok de gittim. Gittim. Hayır ama Türkiye'de de gittim bankaya. Pardon. Türkiye'de de gittim bankaya. Bu seçenek hakkında. Sonunda piyasada her şey seçenek hakkında. Tamam? Şu anda bak 20 yıl önce hiçbirisi bunu kullanmadı. 20 yıl önce telefonlar, smartphonelar, bilgisayarlar bu kadar fazla kullanılmadı. Ben sana söyleseydim 20 yıl önce biz bir konferansı dijital yapacağız, telefonlarımızdan yapacağız, sen hayır derdin. Ama şimdi yapıyoruz. Ama işte bir müsaade eder misiniz? Onun niye kullanılmadığını lütfen bu 25 Mayıs tarihli New York Times'ta Paul Krugman söylüyor. Diyor ki bir şey bulunuyor diyor, büyük bir heyecan oluyor diyor. Ondan sonra bunun ne işe yaradığının anlaşılması için bir zaman geçiyor diyor. Ondan sonra başlayınca diyor inanılmaz bir verimlilik artışı ve milli geliri de artış oluyor diyor. Yani bundan oluyor. Ama bu 5 yıl içinde, 10 yıl içinde, 15 yıl içinde olmuyor. Çünkü insanlar değişimlere yavaş adapte oluyor. Evet. Ben şimdi İngilizce çevireceğim, özür dilerim çünkü... Tamam. Evet, şimdi şöyle bir şey oluyor. Yani ve ilginç olan da şu. Burada sadece her şirketin dijital bir şirket olması değil buradaki mesele. Ya da bir internet şirketi olması değil. Her şirket bir finansal enstitü olacak. Ama
sadece burada bireyler de değil, yani insanlar da kendileri bir banka olacak aslına bakarsanız. İşte Bitcoin'in fikri de bu. Ben ilk 2013 yılında bu çalışmalara başladığımda ben hiç bilmediğim biriyle internette bir işlem yapabilmeye başladım. Yani pazar günü saat 2'de bunu yapabildim. Yani bankaya gitmeme gerek kalmadı. Gecenin bir saatinde bunu yapabildim. İşlemi gerçekleştirmek için bankaya gitmem gerekmedi. Ve bu arada insanların yaklaşık dünyanın %20'lik nüfusunda hükümetin onlara verdiği kimlik kartı yok. Kimlik kartı olmadan bankalara nasıl gidecekler? Şimdi bu insanlara elbette nasıl ulaşacağız? Farklı çözümler götürmemiz gerekiyor ve teknoloji de burada kullanılabilecek en önemli çözümlerden biri. Kripto paralar, teknolojide ve de akıllı telefonlar, akıllı cihazlar sayesinde bu insanlara ulaşmanın en iyi yolu. Söylediğimiz gibi aslında dünyada %50'lik bir dilimin bu insanların erişimi internete ya da bu cihazlara erişimi de çok çok kısıtlı. Narsistik finansal bir sistemin dışında bulunan insanlara çok daha iyi hizmet edebilecek bir sisteme ihtiyacımız var. Şimdi bankalarla ilgili asıl mesele. Bankalar ne yapıyorlar? Ne de iyiler? Para kazanmada iyiler değil mi? Zaten bir kurumun kendi paydaşları için yapmaya çalıştığı şey budur. Bankanın yapmaya çalıştığı şey de bu. Ama blockchain'in, blok zincirin yapmaya çalıştığı şey bu değil. Blok zincirler insanlara fikirler diye seçenekler vermeyi hedeflerler. Kredi kartı ya da kredi verme bunlar değil. Biz bunları vermek ya da almak yapmak istemiyoruz. Bizler açık yazılımlar şeklinde insanlara bunlar şeffaf olacak şekilde bu arada herhangi bir şekilde kimseden bir kanıt istemeyecek durumda peer-to-peer dediğimiz daha açık global bir piyasa alanında en iyi şekilde insanlara ürünleri, hizmetleri sunabilmek ama onların seçeneklerine göre. Seçenek burada çok önemli ve tabii ki finansın yeniden mimarilendirilebilmesi, süreçlere farklı açık kaynaklı yazılımların katılmasıyla süreçlerin kolaylaştırılması. Zaten burada kullanılan yazılımların %50'sinden fazlası açık kaynaklı. Bazıları şöyle diyebilir tabii. Bazı işlemler elbette tabii ki bir aracıya ihtiyaç duyduruyor olabilir. Risk açısından düşünüldüğünde çeşitli operasyonlarda bir banka kullanılabilir. Tamam, bunlar da olabilir. Fakat burada bütün bu yaptığımız çalışmalar, bu arada incelenen birçok örnekte de %90'lık bir oranda insanlara ya da bankalara gerek kalmadı. Makineler arasında bunun yapılabileceğini görüyoruz. Hele ki 10 yılda bu çok daha fazla gelişecek. Milyarlarca cihaz şu anda internete bağlı. Önümüzdeki yıllarda da trilyonlarca cihaz olacak. Artık 2030'a geldiğimizde her birinin bir kimliği olacak ve her biri de internette işlemleri sağlayabilecek. Yani biz burada böyle eski tip finansal enstitüleri böylesine büyüyen dijital bir çağda bütün beklentileri karşılamaları konusunda güvenemeyiz. Ve tabii ki hükümetler konusunda da çok önemli çalışmalarımız var bizim bildiğiniz gibi. Milyonlarca kullanıcı, milyonlarca üye her gün bir araya geliyor ve açık forumlar düzenliyorlar. Ve ulus devletlerde neler yapılabileceğini konuşuyorlar. Güçlü ekonomileri olduğundan bahsediyorlar. Ve bununla beraber ilk 10 ekonomiye girmek için kendi güçlerini arttırmaya çalışıyorlar. Trilyonlarca gelir Bitcoin network'üne aktarılıyor. Farklı kripto network'lere aktarılıyor. Tabi burada 24 saat 7 gün boyunca, 365 gün boyunca asla ve asla bir bankaya ihtiyaç duymadan her türlü Bitcoin yani kripto para değişimini yapabiliyorsunuz ve de çok büyük finansal enstitülerin de dünyada daha da fazla yer tutacağını peer-to-peer dediğimiz Uniswap adını verdiğimiz bu metotlar günde 5 milyar dolardan daha fazlasını karşılayabilecek şekilde bir değişime müsaade ediyor. Bu muazzam bir şey ve bence geleceğin de asıl temelini bu oluşturuyor. İnsanlar burada insanlara seçenek vermekle ilgili ve insanların neyi nasıl yapması gerektiğini daha açık kaynaklı bir yazılımla nasıl yapmak istiyorlarsa bu seçenekleri sunabilmekle ilgili. Geleceğin finansı bununla ilgili. Hükümetlerin belki de bazı kurumların bu işlemleri anlayamamaları çok normal. Çünkü evet anlamıyorlar ama anladıklarında zaten gerçekten de kabul etmeye başlayacaklar.
Zira sadece kurumların, ajanların kontrol ettiği değil, insanların kontrol ettiği bir dünya şekline de geçiyor olacağız. İnsanlık tarihinin en güçlü anlarına bakarsak bir grup insanın bir araya gelip statükoyu değiştirmesidir. Öyle değil mi? Finansa da şu anda olan bu, parada da olan bu. İşte bu da aslında bir devrim ve belki evet yavaş, biraz daha uzun sürecek bir devrim olacak ama şuna inanıyorum ki bu devrimin sonuna geldiğimizde çok daha radikal farklılıklar olacak. Bir arada çalışan insanlar çok daha güçlü olacaklar ve bununla beraber oldukça güçlü olacaklar. Diğer hükümetlerden çok çok daha güçlü, herhangi bir bankadan, herhangi bir kurumdan daha güçlü olacaklar. Milyonlarca, milyarlarca insanın birlikte çalıştığını ve yeni bir finansal sistem oluşturduğunu düşünün kripto alanda. Bu en inanılmaz şey bence benim şimdiye kadar gördüğüm. O yüzden zaten kariyerimi de buna adadım ve böyle olmaya da devam edecek bu arada. Yani burada peki bitireyim, evet. Bir şey soracağım. Şimdi bu büyük bir coşkuyla anlattığınız olaydan etkilendim ama şimdi ben kendimi bir banka çalışanı, o sektörde yönetici olarak farz ettiğim zaman dehşete kapıldım. Çünkü bizim bankaların işleri azalıyor. Karlar düşüyor, biz insanları işten atıyoruz, istihdam sorunu çıkıyor. Şimdi bunun bir sosyal maliyeti var. Şimdi tamam bunu yapalım ama bu kadar insana siz kripto para dünyası veya fintech dünyası istihdam yaratacaksa belli oranda bunu hep beraber çok gözü kara şekilde destekleyelim. Ama yani bunların belli bir aşama, belli bir uygun hız, yani bir smooth geçiş olması lazım değil midir? Belki bu çok eski kafalı bir düşünce ama. Most jobs today are bullshit jobs. Bugün aslında birçok iş, yani çok manasız, anlamsız işler. Bankalardaki %40'lık işlerim aslında bu süreçlerin uyumluluğuyla ilgili. Bunlar çok yüksek değer gerektiren işler değil. En büyük shift, en büyük değişim nerede oluyor derseniz, bizim çalışma şeklimizde kullandığımız teknoloji ve insanların günlük bazda neler yaptıklarıyla ilgili. Biz zaten bunları yavaş yavaş görmeye başladık. Fintech şu anda pazar payında kilit segmentlerde yer almaya başladı. İster multimedyum kurumsal finansman olsun ya da hiç fark etmez. Kredi alımları olsun ya da bireysel bankacılık olsun, kurumsal bankacılık olsun fark etmiyor. Ama yazılımlarla birlikte burada işte insanların yaptığı süreçlerin yeri değişecek. Yani evet tamam, işlemlerin bir parçası. Burada sadece finansa olan bir şey değil, finansa özgü bir şey değil. Bu her yerde oluyor. Yazılımlar insanların yerini alıyor. Tabii insanların saçma sapan, manasız işler yapmasındansa gerçekten değer gösteren, kültür yaratan, sanat yaratan, toplumda değer yaratan işler yapmasını hedefliyoruz. Zaman ve enerji tasarrufu edelim. Kaybı olmasın, israfı olmasın. Ben tabii bir sosyolog değilim. Ben bir yatırımcıyım bu arada. Ve tabii ki bir işletmecisiyim. Yani o yüzden hani öyle söyleyeyim. Ama bunlar yani finansa özgü şeyler değil. Bütün endüstrilerde olan şeyler. Buradaki belki de vermemiz gereken yanıt şöyle ya da en büyük zorluk şöyle. İşte sabah 8'de kalkıp işe gitmek yerine ya da bir masanın başında oturmak yerine sürekli bütün o kağıt doküman işleriyle bütün hayatınızı belki de 40 yıl uğraşmak yerine sizce zamanınızı çok daha üretken, verimli bir şeyde harcamak mantıklı, güzel olmaz mı? Bu aslında yine nasıl çalıştığımız şekline dönüyor ki bu da değişecek ve bence bu da kötü bir şey değil bu arada. Bence güzel bir şey. Değil mi? Ama yine de tabii ki karmaşık problemler ve karmaşık problemlerin kolay çözümleri olmaz. Benim de buna ilişkin kolay bir yanıtım, kolay bir çözümüm yok. Ve bu konu sadece finans ya da fintech bağlamında değil. Bu biraz daha sistemik ve toplumsal bir konu. Ama şöyle bir gerçeklik var. Bizim kurumlara ihtiyacımız var. Hiç görmediğimiz, bilmediğimiz kurumlara ihtiyacımız var. Dünyadaki bu değişiklikleri yakalayabilmek için. Yani fiziksel anlamda bir şey gerekirse bunları yakalayabilmek için bunlara ihtiyacımız var. Yüksek kalite, yüksek eğitimle beraber, kurumların inanırlığı, güvenirliğiyle beraber bence büyük bir fırsat bize doğacak. Dijital anlamda çalışanların yeri daha da güçlenecek. Benim şirketimde birçok kişi şu anda uzaktan çalışıyor. Binlerce insan tüm dünyadan çalışıyor bu arada. Mesela Polonya'dan, Filipinler'den, Nijerya'dan, Kenya'dan çalışanlar var. Yani bir yazılımcının nerede çalıştığı önemli değil. Harika bir evrensel dilde kod yazıyorsa, nerede çalışıyorsa çalışsın fark etmiyor. Burada önemli olan şey iyi bir eğitim kalite ve de iyi bir erişim kalitesinin olması.
O yüzden yani Batı dünyası ileriye gidecek falan değil. Doğu dünyası da, Sahra Altı Afrika dünyası da her yer gelişecek. Çünkü bunlar dünyamızdaki en yüksek popülasyona, nüfusa sahip bölgeler. Ve buradaki nüfusun gençleri eğitilirse nasıl kod yazılır, nasıl Word, nasıl çalışılır online olarak, nasıl software yazılım yapılır, o zaman çok daha iyi bir hale gelinecek. Bence dijital dünya gerçekten de yeni normalin çok önemli bir parçası oldu. Yani tamam, evet online çalışabiliriz, online ödemeler yapılabilir, coinler kullanılabilir. Hakikaten güven verici bir şey. Biz bunları yapıyoruz zaten ülkelerde, formal bankacılık sektörü olmayan yerlerde kripto paralar kullanılabiliyor ve yeni yeni işler oluşmaya başlıyor. Görev bazlı çalışılıyor. Kripto para karşılığında çalışıyorlar. Böyle örnekler var. Ben iyimserim. Bence önümüzdeki dönemlerde büyük problemlere güzel çözümler bulunabilecek ama bu sadece finansal teknolojilere özgü bir şey değil. Toplumsal ve sistemik konuları da içine alması gereken önemli bir konu. Teknolojiyi içeriyor ve aynı zamanda kurumların ve üniversitelerin biraz degradasyonunda bundan sorumlu. Tamam, peki. Çok teşekkür ederim. Ben notlarımı aldım. Bir tur daha yapabilirsek onu şey yapacağım. Bir şeyde şimdi Burhan Bey, bu fintechler neden zorunlu unsurdur meselesini konuştuk. Bir de tabii İstanbul bir fintech hub olabilir mi? Yani buradaki bizim biliyorsunuz bir İstanbul'un bir takım coğrafi özellikleri nedeniyle bir finans merkezi olma projesi var işte, bir takım yüksek binalar falan yapıldı ama şu ana kadar çok somut bir sonuçta ortaya çıkmadı. Yani bu mümkün olabilir mi? Bir, sonu ona benzemesin veya en azından girişi. İkincisi, bunun için neler değişmeli bu ülkede ve hangi politikalar uygulamaya konmalı? Yani bir şeyi anladık. Yani güzel binalar tamam gerekli olabilir ama tek başına yeterli değil. Başka şeyler, belki ülkenin genel ekonomik ve siyasi durumuyla ilgili olaylar da bir takım gelişmeler olmalı diye düşünüyorum. Sizin görüşünüz nedir bu konuda? Yani İstanbul bir finansal teknoloji merkezi olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Yani başta onu söyleyelim. Ama Neden? onun öncesinde müsaadenizle Meltem Hanım coşkusuna heyecanla katılmamak mümkün değil. Ama hayal ettiği dünyayı ben de hayal ediyorum diyemem. O anlamda çokça farklı düşündüğümüz nokta var ama ya özünde şunu söyleyip tekrar konuya dönmek istiyorum. Yani finansal teknoloji ya da başka bir enstrüman ya da bir teknoloji bir şeyin özü olamaz. O teknolojiyi üreten değer bir bankada olabilir, bir finansal teknolojide olabilir, şirkette olabilir, bir birey de olabilir. O değeri kim üretebiliyor ve bu bir karşılık buluyor mu? Ve bunu hep beraber yapabiliyor muyuz? Bence ideal ortam böyle sağlanır. Hep beraberden kastım, ne herhangi bir ülkede banka dominant, her şeye sahip olan altyapıyı, ürün, servis ve müşteriye tek başına bankacılığın hükmettiği bir sistem normal, ne de bunun tam tersi sadece finansal teknoloji şirketleri eliyle yapıldığı durum normal. İkisinin ortak, beraber çalıştığı bir düzlem en sağlıklı düzlem. Bunu üretebilen ülkeler finansal teknoloji merkezi olabilirler. Bu zor bir denklem, o yüzden de dünyada sınırlı sayıda. İstanbul'da bunun nüvesi var mı? Dediğim gibi kesinlikle var. Biz kendimize güveniyoruz. Öncelikle finansal teknoloji alanında ülkenin bilgi birikiminin yeterince olup olmadığı önemli. Bununla ilgili herhangi bir endişemiz yok. Herhalde finansal sistemin varlığı ve geldiği nokta yetenekleriyle ilgili dünyada övündüğümüz sayılı sektörlerden bir tanesi. Bununla ilgili zaten hem şirketlerimiz tonlarca ödül alıyorlar, hem burada çalışan profesyonellerin yurt dışında geldikleri konumlar bize bu noktada oldukça iyi bir insan kaynağı, bilgi birikim tecrübemiz olduğunu söylüyor. Altyapı ile ilgili bir sıkıntımız yok. Sermayeye ulaşmakla ilgili, yatırıma ulaşmakla ilgili özellikle erken aşamada bence hiçbir sıkıntı yok. Daha iyisi her zaman olabilir ama iyi fikri olan, özellikle finansal teknoloji gibi bir hype'ın, bir dalganın taşıdığı bir sisteme yatırım bulup hayata geçirmekle ilgili bir problemimiz yok. Geriye ne kalıyor? Bence geriye sadece bir ülke politikasının üretilmesi ve bunun finansal teknolojiyi yeşertecek ve uzun vadede
sustainable, sürdürülebilir bir düzende olduğunu ikna etmek gerekiyor. Bunu yaparken Türkiye'de eksik olan nedir derseniz, şimdi düzenlemelerle ilgili belirli bir noktaya geldik. Ama bir ülke politikası var mı? Türkiye finansal teknoloji 5 yıl sonra nerede görmek istiyor sorusunun cevabının net olması ve günlük dalgalanmalardan etkilenmiyor olması lazım. Geçmiş aylarda yaşadığımız kripto varlıkla ilgili dalgalanma eminim ki şu an düzenleyicilerin, otoritelerin zihnini önemli ölçüde yoran, bireyleri, vatandaşları korumak için bazı kalkanların kaldırıldığı bir şeye sebep oldu. Şimdi bu veya geçmişte bununla ilgili başka enstrümanlar bize zaman kaybettiriyor. Eminim ki bu dalganın sönmesi, bu stresin kalkması için her bir otoritenin kendi refleksini bir kenara bırakıp geleceğe sektörü nasıl taşıyacağına dair vizyoner bir fikir ortaya koyması lazım ve bunu uzun vadede yapıyor olması lazım. Bunun eksikliği var idi ama yakın vadede açıklanan özellikle ekonomi paketindeki İstanbul'un finansal teknoloji merkezi olmasıyla ilgili ve finansal teknoloji strateji belgesinin hazırlanacak olması buradaki yönü ve rotayı biz çizdik. Hükümet, otoriteler, politika belirleyiciler bu yöntemi, bu usulü, bu politika bütünlüğünü oluşturdu dediğimizde günlük dalgalanmalar mutlaka olacaktır. İçeriden dışarıdan şoklar belirlenecektir ama gün sonunda şirketlerin tamam Türkiye'de İstanbul'da bir cazibe merkezi haline gelmesi için gerekli altyapı düzenlemeler var ve bu bizi geleceğe taşıyacak. Şimdi yönümü bölgede bir güç olmak için harcamam gerekir diye mevcut şirketlere cesaret sunuyor olması lazım. Sadece şirket çeken değil, Türkiye'deki şirketlerin de yurt dışına çıktığı yapıları üretiyor olmamız lazım. Bizim eksiğimiz sektör olarak kendimize yapacağımız en net eleştiri, birliğimizin 55-56 üyesi olacak ve çok çok azımızın yurt dışında da faaliyetini sürdürmek için girişimi var. Önce bir Türkiye'de kök salayım, burada büyüyeyim, yeşereyim, sonra yurt dışına açılırım diyoruz. Böyle bir yapıda İstanbul'u finansal teknoloji merkezi haline getirmemiz çok güç. Önce bizim de yurt dışı sahne almamız lazım ve bu yeşeren şirketin İstanbul'da nasıl yeşerdiğinin hikayesini anlatıyor olmamız lazım. O yüzden biz şirketler olarak biraz daha cesur olmalıyız. Belki ülkenin, pazarın büyüklüğü. Türkiye'de yeşerdiğimde yeterince büyük bir şirket olacağım. Ondan sonra yurt dışına açılırım bakış açısı katıyor. Bence bu yanlış ve bunun değişmesi lazım. 5 milyon nüfuslu bir ülkede olsaydık ya pazar yeterli değil, yurt dışına açılmam gerekir diyecektik. Ve o açılımı ülke olarak da düşünüyor olmamız lazımdı. Bu bakış açısıyla bir, girişimcilerin ve şirketlerin yurt dışına açılmakla ilgili daha cesur ve en azından bu vizyonu ortaya koymaları lazım. İkincisi, politikaların uzun vadeli düzenlemelerinde bunu takip edecek şekilde devreye girmesi lazım. Örneğin şu an sektördeki en önemli gelişme oturduğu yerden insanların bir banka müşterisi olmasını sağlayacak görüntülü görüşme, uzaktan kimlik tespit usulünü devreye aldık. Ama bunu bankalar aldı. Finansal teknoloji, yani bu teknolojiyi ilk denemesi gereken sektör şu an bunu gerçekleştiremiyor. Bir finansal teknolojiyi finansal teknoloji şirketlerinin gerçekleştirmesi mümkün değil. Neden mi? Çünkü mevzuat geriden gelecek. Bunun olmaması, burada eğer bir deneme yapılacaksa, bir iyileşme alanı varsa mutlaka finansal teknolojiyle beraber düşünülmesi gerekir ve bunun da uzun vadeli bir vizyonla ortaya net olarak konulması gerekir. Bunlar esas da İstanbul'u bir finansal teknoloji merkezi yapacak temel unsurlardır diye düşünüyorum. Anladım, anladım. Peki, teşekkür ederim. Şimdi Serkan Bey, tabii Meltem Hanım'ın konuşmasından sonra biraz titrediğinizi fark ediyorum. Karlar da gidiyor, işte riske giriyor tabii. Tabii sizin için de bir umut ışığı var. Yani tamamen de karamsar olmaya gerek yok. Bu açık bankacılık meselesi belki size bir yarar sağlayabilir. Bu pastadan pay almak isteyen yeni rakipler karşısında bankalar bu açık bankacılıkla nasıl gelirlerini arttırabilirler? Nasıl müşterilerini çekebilirler? Yani benim için sorun yok. Ben zaten yine gidiyorum bankaya da hani böyle bugüne kadar banka ilişkisi olmayan insanlar var ve bunların oranı da hiç de az değil bu ülkede. Yeni gençler var. Onları nasıl çekecekler? Ne olacak?
Yani bakıldığında açık bankacılığın önümüzdeki dönem bankacılık sektörüne gerçekten bir dinamizm getireceği konusunda ben hiç şüphe taşımıyorum. Bu anlamda hatta strateji oluşturmak... Bir de bir şey soracağım. Buyurun, buyurun. Açık bankacılık dediğinizde ne anlamalıyım ben? Peki. Açık bankacılık dediğimizde aslında konuşmamın ilk bölümünde ifade etmeye çalıştığım bankacılık verilerinin sahibi müşterilerdir. Müşteri bankadaki verisinin sahibidir. Ve müşterinin açık rıza göstermesi itibariyle araya kurulacak bu entegrasyon noktaları vasıtasıyla ben kendi verimi istersem başka bir kurumla paylaşabilirim. Ben istersem kendi bankacılık hesabıma erişimi bir başka kuruma yetkilendirmek suretiyle sağlayabilirim. Bu temelde bu iki çok basit gözükebilecek nüveden başlıyor olmakla beraber aslında bütün değişimin de başlangıcını oluşturuyor. Avrupa'da da bu böyle gerçekleşti. Türkiye'de de benzer şekilde. Biz geriden geliriz ama sonrasında çok hızlanan da bir ülkeyizdir. Özellikle önümüze gelen takvim diye baktığımızda buradaki uyumlanmayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bizden 1 Ocak 2022'ye kadar bekliyor. Bu önemli bir tarih. Önemli bir kaynak ihtiyacı duyan önemli bir çalışma. Yurt dışında bu biraz daha uzun sürmüştü. Neyse. Dolayısıyla ben kendi verimi eğer istersem bu anlamda bana değer yaratacağına inandığım, bu anlamda benim hayatıma, finansal durumuma katkı sağlayabileceğini düşündüğüm ve bu konuda yetkilendirilmiş ve bu konuda güven duyabileceğim, çünkü lisansı alırken bunun karşılığında yerine getirmesi gereken bazı zorunlulukların olduğu bir firmayla paylaşabilirim. O firma bana diyebilir ki Serkan, bak bu ay sıkıntıya gireceğim. Çünkü senin geçmişteki verilerinden yola çıkaraktan şunu söylüyorum. Diyorum ki bak böyle 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 ödemelerim var. Bunun için istersen şuradaki ödemelerini bir nebze geriye alabilirsin. Veya ben seninle ilgili istersen bir ihtiyaç kredisi aramamı ister misin? Gidip bunu tarayıp ilgili bankalardan ondan sonra şu bankalarda senin koşullarına uygun krediler var diyebilirim. Dolayısıyla aslında müşterinin kendi verisini paylaşım imkanını sağladıktan sonra ve kendi ödeme hesabına da erişimi sağladıktan sonra buradaki kurumların yeni oyuncuların açıkçası gerçekten önemli uç noktalarda dahi değerler üretebileceğini görüyoruz. Açık bankacılık çok temelde bu. Müşterinin verisini başka bankalar kullanılır mı? Başka evet, kurumlar. Bankalar bu işten para kazanır mı? Sizin bankalar bu işten falan. Biz her türlü ortamda, her türlü şart altında, her ne kadar belli konularda aslında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın getirmiş olduğu bazı üst tavan limitler vesaire çerçevesinde belli noktalarda sıkışmış durumda. Bu bazı kurumlar açısından daha farklı bir şey. Neden? Oradaki rekabetinde önümüzdeki dönem gelişebilmesi adına bu anlamda bazı avantajlar da sunulabiliyor. Şöyle, biz açıkçası oluşturmaya çalıştığımız strateji dokümanı içerisinde 4 ya da 5 farklı alana, yani bir finansal ürünlere, finansal işlemlere erişimi kolaylaştırabilmek, parasının yönetimini daha iyi yapabilmek, ihtiyaç duyduğu anda paraya, krediye erişimini sağlayabilecek şekilde yapıları kullanabilmek, aynı zamanda müşterinin toplam deneyimini de iyileştirecek bazı temel kategorilerde işbirliği fırsatlarını, bu anlamda dünya üzerindeki örnekleri, bizim kendi ürünlerimizi yine konuşmamın ilk tarafında söylemiş olduğum gibi
acaba hangi kurumların içerisinde kullanımını sağlayabiliriz? Hangi kurumların da bazı bu anlamda geliştirmiş olduğu özellikli yazılımlar, özellikle hizmetler, servisler kendi uygulamalarımız içerisinde konumlandırmak suretiyle müşterinin hayatına bir değer katabiliriz diye bakıyoruz. Şimdi şöyle bakalım, bu hizmeti sağlarken biz arada baktığımız zaman belki kendi gücümüz itibariyle bir toplu bir müşteri kitlesine ulaştırılabilecek bu hizmet için bir ücret müşteriden talep edebilir miyiz? Merkez Bankası'nın aksine veya BDDK'nın aksine söylemediği müddetçe elbette. Müşteri de, biz de şunu biliyoruz ki, eğer gerçekten insanın hayatına değer katan bir şey varsa bunun için de bir bedel ödemeye kesinlikle anlamlı gelecektir düşüncesindeyiz. Açık bankacılıkla birlikte dışarıda özellikle güçlenecek, dışarıda daha farklı sektörlere kendi ürün ve servislerini sağlayabilecek fintechler bizim bu anlamda dostumuz. Bizim şube sayısını arttırmak gibi bir hedefimiz yok. Bizim herhangi bir şekilde kişi sayısını korkunç arttırmak gibi bir yine düşüncemiz yok. Bizim geleceğimiz dijital. Bizim bu hizmeti herhangi bir anlamda doğru müşteri kitlesine sunabilecek ve kendi sağlamış olduğu değer önermesini tamamlayıcı bir şekilde bankacılık ürününü entegre edebileceğimiz birçok fintech var. Keza bizim de aynı şekilde dışarıdaki fintechlerin bazı hizmetlerini uygulama içerisinde aktive edebilecek yapılarımız var. Bunlar çok kolay değil tüm bunların yanında. Regülasyonu önümüz, yani bugüne kadar hep bir zorluk, bir engel olarak görüyorduk. Son dönemde BDDK'da gerçekten önemli bu anlamda adımlar atıldı. Regülasyon herkese şart, hukuk herkese şart deriz ya yakın geçmişimizden de hareketle. Regülasyon herkese şart. Regülasyon bankaların bu anlamda daha cesaretli adım atabilmesini, fintechlerin de daha güven içerisinde hareket edebilmesini sağlıyor. Her ne kadar onların inovasyon gücünü veya hızlı hareket etme kabiliyetlerini bir nebze frenleyebilecek gibi gözükse de belli sınırlar içerisinde bu birliktelik kesinlikle yeşerecek. Belki kullanıcılarımız sunmuş olduğumuz ürünün veya hizmetin işte TEB üzerinden verildiğini düşünecek ama arka tarafta farklı bir kurumun alın terini biz uygulamamız içerisinden kullandırıyor olacağız. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi bu zamanımız da azaldı. Üçüncü tur böyle kısa soru, kısa cevap olarak tamamlayalım. Zamanımızı aşmayalım. Soner Bey'e bir sorum olacak. Bu işin siber güvenlik boyutu, yani bu fintechler nasıl, güvenilir mi? Vatandaş ürkmeli mi? Yani bunlar parayı kaptırdık sonra falan diye ağlamak olur mu? Nedir? Evet, Ruhi Bey, çok teşekkür ederim. Siber güvenlik öyle bir katman ki aslında büyük küçük dinlemeyen, birey ya da kurum dinlemeyen çok önemli bir katman. Yani bugün siz bireysel olarak siber güvenlik farkındalığınızı arttırmazsanız ve kendinizi riske açarsanız sizin kendinizi kişisel olarak aldığınız bu risk bile siber güvenlik olarak bütün topluma yayılabilecek önemli bir bilgi açığı yaratır. Dolayısıyla siber güvenlik sadece fintechlere has bir risk değil. Siber güvenlik koca dev kurumlara daha çok büyük zararlar verebilecek bir konu. Hatta son dönemde dünyanın en büyük şirketlerinde, büyük tanınmış markalarında yaşadığımız siber güvenlik açıkları bize onu gösteriyor ki gerçekten siber güvenlik öylesine yönetim kurulu odalarında ya da C-level odalarda herhangi bir konu gibi ele alınmaması gereken, bence ajandaların bir numaralı maddesi olması gereken bir konu. Fakat bunun olabilmesi için
bireysel olarak farkındalığımızın, eğitimimizin yüksek olması lazım. Merakımızın yüksek olması lazım. Onu işaret etmek istedim. Aksi takdirde siber güvenlik çok milyon dolarlar da harcasanız, dünyanın en büyük şirketlerini de koruyor olsanız, kamu kurumlarını da koruyor olursanız hiçbir işe yaramaz. Önemli bir kültürdür. Dolayısıyla siber güvenlik konusunu fintechler ekseninde değil, bence tüm dünyada, tüm sektörler ekseninde düşünmemiz gereken, tüm bireyler ekseninde konuşmamız gereken bir konu. Önemli bir farkındalık. Bu toplantıda bir madde olarak yer verdiğiniz ve gündeme aldığınız için tebrik ederim. Ama bence bir sonraki toplantıda bir numaralı madde olsun. Evet, belki bununla ilgili bir toplantı olsa iyi olur. Fevkalade isabetli olur. Bugün siber güvenlikle ilgili yaşanan en önemli sıkıntı, sorun, konunun teknoloji sorunu gibi algılanıp ajandalarda en sona bırakılması. Onun için ben dilim yettiğince her yerde bunu tüm odalarda, karar vericilerin odalarında bir numaralı ajanda maddesi haline geldi. Ama bir şeyi unutuyorsunuz. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Türk atasözü. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir söz söylediniz ama o musibet olunca işte o %1000 bilmem kaç büyüyen şirketler aynı hızda yok olup giderler. Onun için o musibetin olmaması daha önemli. Evet, doğru. Doğru. Peki, çok teşekkür ederim. Ben müsaadenizi almak zorundayım. Ekranımı kapatacağım. Kusura bakmayın lütfen. Katıldığınız ve bizi değerli fikirlerinizden yararlandığınız için çok teşekkür ederiz. İnşallah seneye tekrar görüşürüz. Böyle bir toplantı. Çok teşekkür ederim efendim. Bizi dinleyenlere faydalı olduğumuzu ümit ediyorum. Tüm katılımcı arkadaşlarıma da beni besledikleri için, geliştirdikleri için çok teşekkür ediyorum huzurunuzda. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Şimdi Sinem Hanım, siz bu ikinci turu konuşmalarda şey demiştiniz, bu işin bir kripto yanına da bir değinmek istiyorum. Nedir bu değinmek istediğiniz kripto yanı bu işin? Teşekkürler Hüseyin. Aslında Serkan Ama kısa gidiyoruz biliyorsunuz. Tamam, hızlı gidiyoruz. Hemen. Serkan Bey de çok güzel bir noktaya konuşmalarında değindi. Regülasyon dedi. Yani hep regülasyonu tabii birazcık özellikle böyle fintech konuşurken, inovasyon konuşurken sanki bir blokaj gibi, blocker gibi değerlendiriyoruz maalesef. Ama bence bir noktada da özellikle finans dünyasında, teknoloji dünyasında iş yapıyorsak bence regülasyonun önemini de yadsımamak lazım. Serkan Bey ile ben birebir aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü kripto varlıklar için de keza aynı şeyi söyleyebilirim. Ya da bir kripto para için ya da dijital para için de aynı şeyi söyleyebilirim. Çünkü artık bunun bir ekonomik değer olduğunu, bir varlık olduğunu, bir değer olduğunu herkes kabul etti. Hani biz Bitcoin önemli midir, değil midir, yatırım yapalım mı diye biraz daha spekülatif taraftan bakıyor olabiliriz ama bu artık bir değer ve alım satımlarda kullanılıyor. Ekonomik bir değeri var. Belki hak ettiği yeri görmemesi ve çok spekülatif olmasının bir nedeni de regüle edilmiyor olması. Blockchain teknolojisi zaten regüle edilmeli mi? Zaten denetime ihtiyaç yok. Hani doğası gereği bu tanımları yapıyoruz, biliyorum. Ama bir noktada da bu tanımın arkasında duruyor olmamız, onun belki de hak ettiği teknolojik noktaya gelememesi ve de o hak ettiği değeri de bulamaması sonucunu doğurdu. O yüzden hemen bağlıyorum. Bu sene özellikle artık küresel anlamda devletlerin bu konuya el attığını gördük ve bir mind shift, hani bir odak yaşandığını gördük. Mesela Çin'de Çin Halk Bankası, işte özellikle bölgede, Shenzhen denilen bölgede bir dijital para birimi çıkarttı ve deneme kullanımına başladı. İngiltere Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın da içinde olduğu bir grup, dijital paraların kullanımı ve dijital paralarla ilgili bir yol haritası çıkartmak üzere bir çalışmalara başladı. Dolayısıyla artık devletler bu konunun bir şekilde masaya geldiğini kabul ettiler ve biz bu ekonominin nasıl parçası olabiliriz, nasıl regüle edebiliriz, nasıl kontrol altına alabiliriz demeye başladılar. O yüzden önümüzdeki dönemde devletler nezdinde daha yoğun takip edeceğimiz, göreceğimiz konulardan bir tanesi olacağını öngörüyorum deyip ben de herkese teşekkür ediyorum. Evet. Sizlere de. Peki. Teşekkür ederim. Meltem Hanım, şimdi bu güvenlik meselesiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu fintech olayı ve fintech şirketleri
faaliyetleri süresince gerekli güvenlik önlemlerini alıyorlar mı? Yani siber saldırılara karşı önlemleri alınmış mıdır? Yani şimdi bu yeni bir alan ve insanlar buna ilgi gösteriyor. Hem girişimci olarak, özellikle de tüketiciler olarak, müşteriler olarak. Ne diyorsunuz bu konuda? Evet, iyi bir soru. Cyber security or cyber güvenlik tarafından Bitcoin hiçbir defa hack edilmedi, hiçbir defa para kaybetmedi. Bu aslında para teknoloji olduğunda daha çok güven veriyor. Ve son bir fikir olarak bunu söylemek isterim. Bizim dünyada tek bildiğimiz ve tek güvenebildiğimiz şey nedir? Değişiklik. Kesinlikle zaman geçtikçe bizim dünyamız değişecek. Ve şu anda çok büyük bir değişim oluyor. Para, finans, merkez, her şey para tarafından değişiyor. Ve bence bu değişikliğe açık olmamız gerekiyor ve hazır olmamız gerekiyor. Ve Türkiye ülke olarak bence kripto para tarafından, regülasyon tarafından iyi bir yola geçti. Ve bu bence Türkiye için çok önemli, Türk ekonomisi için çok önemli, Türk şirketler, startuplar, yatırımcılar için çok önemli. Ama bazı ülkeler, Amerika'da biz bu değişikliklere hazır değiliz. Ve Londra'da bu değişikliklere hazır değiller. Bence bu çok önemli yani ve düşünün ve pardon bunu izleyenlere bunu demek isterim. Değişikliğe açık olmamız gerekiyor. Para değişiyor. Teknoloji tarafından para da daha da değişecek. Ve bence bu güven tarafından neyi güvenirsin? Bankayı, bir şirketi veya open source software ve teknolojiyi. Ben teknolojiye güvenirim, özür dilerim ama ben teknolojiyi seçerim. Herkes... Ama zaten şu anda güvenmiyorum deseniz olmaz yani. Şimdi bu işi yapıyorsunuz. Ama hayır, bu işimle alakası yok. Bu teknolojiyle alakası var. Teknoloji her zaman... Open source teknoloji her zaman bir kapalı şirketten daha güvenli olur. Güvenilir. Çünkü her şey açıkta. Tabii gerekli şey regülasyondan açıkta. Yapıldıktan sonra. Ama gerekli regülasyondan da yapıldı. Ama bir saniye, ben hiçbirisine hiçbir şey satmak istemiyorum. Bu seçenek hakkında ben bir yeni yol açıyorum. İsteyenler bu yolu seçsinler. Bankayı seçmek isteyenler bankayı seçsinler. Ama 10 yıl içinde bu seçenek açıldıktan sonra bence ve ben bu yani bu fikirdeyim. Daha çok insan kripto ve teknoloji seçeneği yapar. Dünya değişiyor. Kesinlikle. Finans değişiyor. Anladım. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi Burhan Bey, bu İstanbul bir fintech hub olabilir mi dedik. Siz dediniz evet olabilir. Gerekli koşulların sağlanması halinde. Peki bir takım hem coğrafi konumu demeyeceğim ama demografik özellikleri ve ekonomisinin durumu itibariyle bize andıran, bize benzeyen bir ülkede yakın zamanlarda böyle bir olay yaşandı mı? Çok kısa. Olay yaşandı mı dediğiniz yani bir merkez haline gelebilir. İspanya'da bir şehir, bir fintech hub oldu, şunlar yapıldı gibi böyle bir örneğimiz var mı? Ya bu ülkenin ekosistem üretme gücüyle alakalı. O yüzden bunu geçmişte yapan ülkeler bugün de yapabiliyorlar. Bu ekosistem üretmek de yeniliklere açık olmak, onu dinlemek, yatırımcısı, düzenleyicisi, sektörün oyuncuları bir araya gelip konuşabiliyor muyu ilgilendiriyor. Bunu yurt dışında bugüne kadar zaten yapan ve finans merkezi olanların şu an bir finansal teknoloji merkezi de olduğunu görüyoruz. Böyle bir kültürü üretmemiş herhangi bir ülkede şu ana kadar gördüğümüz bir örneği yok. Ama Türkiye'de biz bunu başaracağımızı düşünüyorum. Belki biz ilk olacağız belki. İnşallah. Her şey var. Yani her türlü argümana, enstrümana sahibiz. Vizyon da var. Anladım. Geriye bir tek zamanı efektif kullanmak kalıyor. Biraz patinaj yapıyoruz. Onun üzerimizden atmamız gerekiyor. Peki. Teşekkür ederim. Serkan Bey, size bu güvenlik yanı ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Tabii bankalar son dönemlerde özellikle bu tür siber saldırıların çok
hedefi halindeydiler bütün dünyada. Onun için biz biliyoruz ki bankalarımızda bu güvenlik önlemleri olabilecek en düzey, üst düzeyde gerçekleştirilmeye, uygulanmaya çalışılıyor. Peki bu çok kısa, bu siber güvenliğin önemi ne burada? Şimdi bu da yeni bir konu. Sizin için de yeni bir konu. Hepimiz için yeni bir konu. Ne yapılıyor, ne yapılmalı? Şöyle, sadece bankalar değil aslında. Yani büyük elektronik ticaret siteleri, telekom operatörleri, bu anlamda birçok kurum gerçekten bazen de çok sistematik bir şekilde, yurt dışından organize bir şekilde saldırıya uğrayabiliyor. Yani bunun içerisinde bir, yani ne yapılmalı hani bir iki cümle ile özetlenebilir bir husus değil. Bir kere bununla ilgili teknik olaraktan yapmanız gereken yatırımlar vesaire hepsi var. Bir verinin organizasyonun dışarısına çıkmaması istenmeyen bir şekilde den tutun, dışarıdan herhangi bir kişinin de herhangi bir port veya başka bir noktada açık görmek suretiyle sizin uygulamalarınıza sızamaması. Yani bunlarla ilgili olaraktan teknik hususlar var ama bilinç bu anlamda yeni bir inovasyon yaparken olsun, yeni bir uygulama geliştirirken olsun, tüm bunları her zaman kişilerin zihinlerinin bir köşesinde bulundurmaları, güvenliği süreçlerinin olmazsa olmaz bir parçası olaraktan sahiplenmesi, bunu bir lüks veya sonradan düşünürüz, bakarız şeklinde değil, ilk adımdan itibaren buna nasıl saldırılabilir, buna nasıl avantaj yaratılabilir düşüncesini de süreçlerin içerisinde herkesin düşünmesi gerekiyor. Veri özellikle bir müşterinin verisi veli nimetimiz. Bu verinin herhangi bir şekilde kurum dışına çıkabilmesi bizim için zaten temel en önemli husus olan güven teminatını, güven şeyini sarsacağından son derece dikkat ediyoruz. Açık bankacılıkta da bu verilerin demokratikleşmesi söz konusu olacak ama aynı şekilde ben gelecekte bu verilerin diğer bulundukları yerlerde de aynı güvenlik seviyesinde, aynı ihtimamla korunmalarını açıkçası bekliyorum diyeyim. Çok geniş bir konuyu çok bir iki cümleyle desteklemeye gayret ettim. Peki, çok teşekkür ederim. Değerli konuklar, değerli izleyiciler, zamanımızın sonuna geldik. Değerli konuklarımıza bize bu yeni ve önemli konuda bizi aydınlattıkları, değerli izleyicilere de bize zaman ayırdıkları için çok teşekkür ederiz. İnşallah seneye aynı etkinliğin 21.sinde buluşuruz. Hepiniz hoşça kalın. Teşekkürler.